Berna Hanım. Nasılsınız? Yorulduk mu sizi başkanım? Yok hayır hayır. Çok güzel başkanım. Evet başkanım. Yani meraklısını bulursam... Ben meraklısıyım. Harikasınız. Güzeldi değil mi? Evet başkanım. Vay be. Sahtanın özelliği budur başkanım. Piyasada yok olmaktır o. Kaybolmaktır o. Eserler. Aslında yükselişini bahsediyor. Antik'te bir tepsik alan. Şu antik diye bir. Ben bu emaneti yerine teslim etmekten mutluluk duyuyorum başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun başkanım. Orin Johnson. Nereden? Washington eyaletinden gelmiş. Evet. Washington eyaletinden Orin Johnson diye biri göndermiş. Buyurun başkanım. Buyurun. Öğrendiğim kadarıyla geçenlerde diyor, 5 kişinin gözaltına alındığını öğrendim diyor. Bunlar Yusuf Yürekli, İmayet Torunay, Ahmet Özgentürk, Cumali Güven, Özkan Ünlü. Onların adına yazıyorum diyor. Sizden rica ediyorum diyor valiye. Bu insanların aileleriyle temas etmelerine müsaade edin diyor ve diyor onların avukatlarıyla temas etmelerine müsaade edin diyor. Lütfen bunu araştırıp bu konuyu inceler misiniz diyor. Valiye yazmış. Vali de o zaman Adana Valisi Erdoğan Şahinoğlu. Bu isimler de kim bilmiyorum. Fakat CC Prime Minister Özal dedi bu mektubun yani yazdığı mektubun kopyasını da babama göndermiş aynı zamanda. Valiye gönderdin de aynısını babama göndermiş. Özellikle gelmek istiyorduk çünkü Kültür Bakanlığı'na biz bir türlü diyalog kuramadık. Evet. Kültür Bakanlığı'nın bazı projelerinde biz de merak isteriz. 87 yılında yazılmış mektubun tabii ne olduğunu içeriğini merak ettim. Ama zarfı gördüm ben haberlerde. Amerika'dan atılmış, İngilizce yazılmış, bir Amerikalı göndermiş. Yani o belli. Bir sayfa bir mektup. Onu da okudum zaten size verdim. Şimdi artık gazeteciler herhalde araştırırlar o mektubdaki isimleri ne olduğunu bilmiyorum. İçeriği şimdi Adana valisine yazılmış 87 yılında o mektup. Kopyası CC demiş altına babama göndermiş ilgilenmesi için. O zaman başbakan. Yani 4-5 isim var galiba. O isimlerin gözaltına alınmalarının nedeninin ne olduğunu, mutlaka iyi davranılması gerektiğini, bunların eğer bir suçları yoksa serbest bırakılması gerektiğini, bununla ilgilenmesini rica ediyor validen ve babamdan da aynı şekilde bu mektubu gönderdiğine göre. O isimlerin kim olduğunu tabii bilmiyor 87 yılından ama mutlaka birileri inceleyecektir onları. O kadar. Bir şahıs, bir isim bilmem ne Johnson diye bir adam yazan ama o adamlarla, Adana'dakilerle ne bağlantısı var, ne ilişkisi var onda hiçbir fikrim yok yani. Zaten zarfta hepsi yazıyor isimlerini yani bunları ancak istihbaratlar bilebilir, ben bilemem. Devletler bilir bunların kim olduğunu. Vardır, belki vardır bir şeyler ama tabii 87 yılı kaç sene geçmiş? 97, 2007, 2008, 30 küsur sene geçmiş. Belki hayatta bile değildir adamcağız. Emaneti yerine teslim etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum açıkçası. Şu anda yerini buldu. Ben de görevimi yapmış oldum. Çünkü biz sahafların bir görevi var. Toplumların kültürüne hizmet etmek. Biz toplumların kaybolmakta olan kültürlerini tekrar toplayıp, biriktirip, muhafaza edip yerine teslim etmemiz gerekirdi. Ben de bunu yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle şunu ifade edeyim. Ahmet Özal anılarına saygı duyan, babasıyla ve geçmişine saygı duyan, geçmişine sahip çıkan bir insan olarak buraya kadar gelmiş olması hem bize
hem geçmişine ve anılarına sahip çıkan bir insan olarak bizi de mutlu etti. Bu konuda güzel bir duyarlılık gösterdi. Bu duyarlılığı için kendisine teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bu konuyu aydınlatmış oldu. Çünkü toplumda bir sürü insan merak ediyordu.